Merhabalar. Bu hafta 28 Şubat'ı konuşacağız. Bildiğiniz gibi 28 Şubat sadece bir Şubat ayının bir gününe işaret etmiyor. Türkiye siyasi tarihinde 28 Şubat deyince yine Türkiye siyasi tarihinin önemli çatışma olaylarına benzer bir olayın, yani askeri bir vesayetin hissedildiği, toplum üzerinde hissedildiği bir tarih. 28 Şubat bir sürü mağdur yarattı, öyle söyleyelim. Gerçekten de seküler kesimin yönetimindeki Türkiye'de bir anlamda özellikle İslami kesimin üzerine bir baskı uygulandı. Yani sonunda tanklar sokaklara çıkarıldı vesaire. Bu günü 20 yıl sonra yine o dönemi mağdurlarından Sayın İhsan Ali Açık'la konuşacağız, sohbet edeceğiz. Gerçekten bu konu gündeme geldiğinde birçok isim var belki. Nitekim geçenlerde 28 Şubat'ın mağdurları olarak İslami kesimden aşağı yukarı 15 önemli ismin yer aldığı bir bildiri yayınlandı. Bu insanların hemen hemen hepsi o dönemin Müslüman kesiminin önemli sözcüleri niteliğindeydi ve bu insanlar o dönemde gerçekten mağdur edilmişlerdi. Şimdi bu konuyu, bu grubu da en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz Sayın İhsan Ali Açık'la konuşacağız. İhsan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten ben bildirinizi okuduğumda işte bu dedim kendi kendime. Yani pekala soldan, demokrat bir kalemden de çıksaydı veya bir grup insanın kaleminden çıksaydı benzer vurgular olacak bir metindi. Yani esas itibariyle demokrat bir metindi. O bakımdan çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti ve Türkiye'de benim gibi insanların aradığı, beklediği bir siyasi vizyonun, demokratlığın, demokrasiye sahip çıkmanın, farklılığa sahip çıkmanın önemli işaretleri olan bir metin. O bakımdan sizi kutlarım ben açıkçası kendi hesabıma. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi 20 yıl sonra ya bir dönelim. Sizin de mağdur olduğunuz dönemi sizin gözünüzden bir dinleyicilerimize, seyircilerimize aktaralım derim. Ne dersiniz? Buyurun. Evet, şimdi 20 yıl az bir rakam değil. Ya. Yani bir gençlik yaşı yani. Tabii. 20 yıl. O gün doğan bugün 20 yaş. Dolayısıyla şimdi yeni nesil gençler biraz daha ne oldu ki 28 Şubat'ta filan gibi olabilir. Nereden baksa bu 30-35 yaşa kadar da gelebilir. Hatırlamayabilirler. Şimdi 28 Şubat'ta yani 28 Şubat 1997'de dönemin Milli Güvenlik Kurulu 9 saat akşam bir toplantı yaptı ve bildiri yayınladı. Bu bildirinin yayınlamasıyla beraber Türkiye'deki İslami kesimler üzerine bir baskı, sindirme, tutuklama, dışlama, ötekileştirme faaliyetleri söz konusu oldu ve bu birçok kanaldan söz konusu oldu. Ve 2000-2001'li yıllara kadar devam etti. Devam etti. 3-4 yıl bu devam etti. Şimdi ben o dönem Kayseri'deydim. 2002 yılında İstanbul'a geldim. O dönemde Kayseri'deydim. 1997'de. Kayseri Gündem Gazetesi diye bir gazete vardı. Orada köşe yazarlığı yapıyordum. Bir de Birlik FM Radyosu vardı. Orada da yayın yönetmenliği, danışmanlığı yapıyordum. Ve programlar yapıyordum. Evet. Ve bizim arkadaş çevresi olarak gidip geldiğimiz, kurucular arasında yer aldığımız vakıf vardı, İlim Hikmet Vakfı diye. O vakıf çerçevesinde toplaşmış insanlardık. Belli başlı kitap evlerimiz vardı, oraya geri giderdik. Evet. Şimdi biz de ister istemez İslami radyolar, İslami gazeteler ve İslami vakıflar kategorisine girdiğimiz için bu baskıdan nasibimizi aldık. Ankara'dan Batı Çalışma Grubu diye bir grup vardı. Oradan Kayseri'nin savcılarına boyuna ihbarlar geliyordu. İşte gazetede şu yazıyor, ne yaptınız?
şu adam hakkında ne yaptınız, şu vakıf hakkında ne yaptınız diye. Bu ordunun içinde kurulmuş bir birimdi galiba. Tabii, Batı çalışma grubu. Evet, evet. Yani Türkiye'nin her yerinden evet, yerel savcılar evet. bir şey yapmadığı gerekçesiyle onlara bunların üzerine gidin, kanunları işletin gibisinden böyle yazılar gelirdi. O yazılar geldikçe de bu savcılar bizi çağırırdı. Hı hı. Şimdi böyle böyle benim aleyhime 30 tane dava açıldı. 30 tane? Evet. Doğru. Ben 3-4 yıl boyunca bu davalara gittim geldim. O günkü Kayseri Adliyesi'nde tanımadığım savcı, hakim, mübaşir kalmadı. Birinci ceza, ikinci ceza, asliye ceza, sulh hukuk ceza, ağır ceza hepsine gittim. Hafta 2-3 günüm adliye koridorlarına geçiyordu. İşte yazdığımız yazdan dolayı hesap veriyorduk. Şurada şunu niye dedin, burada bunu niye dedin, şurada niye kastettin. Radyoda yorum yaparken şunu kastettin, bunu kastettin. Bir de şöyle bir şeydi, biz tabii bir arkadaş çevresi sonuç itibariyle bir karşı direniş de söz konusuydu. Hı-hı. Mesela başörtüsü yasaklar oluyordu üniversitelerde, okullarda. Evet. Bizim başörtülü bir sürü tanıdıklarımız da var. Hatta benim öğrencilerim var, ders verdiğim bir sürü kişiler var. Biz onlara öncülük ettik. Yani direniş örgütledik. Üniversitelerin önünde, camilerin önünde, imam hatiplerin önünde bir takım direnişler oldu, gösteriler oldu. Biz buralara katıldık, teşvik ettik. Onları destekleyen yazılar yazdım. Radyoda onlara yer verdim. Stüdyo doldurdum, bir sürü başörtülüyü geldiler konuştular filan. Şimdi bütün bunlar irticai eylem. İrticai eylemler olarak. Kategorisine sokularak. Evet, evet. Aleyhimize dava açıldı. Bir tanesinden ben ceza aldım. O da 12 Haziran 1997 olması lazım. Belki 98 olur bilmiyorum. Kayseri'de bir miting düzenlendi. Hmm. İnsan hakları mitingi. Türkiye'nin her yerinden bir sürü yazarlar falan geldi İstanbul'dan. Ben de orada bir konuşma yaptım. 8 dakikalık bir konuşmaydı. Ona dava açtılar. Ankara'ya gönderdiler. O dönem işte Hasan Celal Güzel vardı onunla beraber. Bize ceza verdiler. Hmm. İki defa gözaltına alındım. Birinde 25 gün örgüt davası açtılar. Yani bizim o vakıf çevresinde bunu arkadaşlar işte toplayıp bunlar irtikat örgüt diye. Tabii, evet, televizyondan bizi lanse ettiler. Kollarımız kelepçeyle bağlı, emniyetin merdivenlerinden indirirken falan fotoğraflarımızı çektiler. Cezaevine gönderdiler. Hiç savunma yapmadan aleyhimize yayın yaptılar. İrticai örgüt çökertildi falan diye. Şimdiye benziyor da galiba değil mi? Şimdi de... Şimdi oraya geleceğim birazdan. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Cadavu vardı. Yani bizi izleyenler. O günü anlatayım. Hiç buna değinmeden. Evet, evet. Anlasınlar yani. Cadavu vardı. Gece yarısı baskınları vardı. Akredite gazeteciler var işte, belli gazeteciler. Şuralara giremez. Ondan sonra ötekileştirme hat safhadaydı. Yeşil sermaye diye bazı firmaları irticacı olarak. Bunlar yeşil sermaye, irticacı sermaye diyerek bakkallar, dükkanlar, kebapçılar, terziler. Alışveriş etmeyin listeleri çıktı. Tabii listeler yayınlanırdı. Evet, evet. Buralara gitmeyin denilirdi. Evet. Bunlar çökertilmek istenirdi. Ve buralara yönelik operasyonlar yapılırdı. Onların isimleri açıklanırdı. Evet. Her sabah kalktığınızda bugün yapılan operasyonda irticai örgüt faaliyetinden 10 kişi yakalandı. 15 kişi gözaltına alındı. Bilmem 20 kişi savcılığa sevk edildi. 30 kişi cezaevine kondu diye haberler çıkardı. Şimdi bu ortamda bir ses yükseltmek gerekiyordu. Ben şimdi şöyle düşünüyorum, biz ne yaptık? Mesela irtica diye bir kelime geliştirildi. Halbuki bunun ne kanunda ne medeni kanunda hiçbir yerde yeri yok. Yani. Evet, İrtica evet. diye bir şey yok yani. Şey gibi yani işte FETÖ. Bugün de FETÖ evet, değil mi evet, ya? Evet, evet.
FETÖ, Fethullahçı terör örgütü diye kanunda bir şey var mı? Yok. Ama isim veriyor. Paralel yapı diyor mesela. İrtica diyor. Ondan önceki dönemlerde mesela 12 Mart'ta işte anarşist, komünist, evet, terörist falan. Terörist zaman diyor. Evet. Bu devletin ithamları hiç değişmiyor. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Aradan 20 yıl geçti. Ben şu anda da 4 tane mahkemem var. Bu sefer de Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim gerekçesiyle Gezi olaylarındaki söylemlerden dolayı, sosyal medyadaki söylemlerden dolayı, yazdığım yazılardan dolayı, yaptığım konuşmalardan dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye beni mahkemeye verdiler. Devlete hakaret ediyor, devletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ediyor gibisinden maddelerle şu anda da yargılanıyorum. Ve bir tanesi sonuçlandı. 50 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı. 48 bin liralık bölümü reddedildi. Öyle yazıyor şeyde. 2 bin lirası kabul edildi. Yani 2 bin liralık beni mahkum etti yani. İşte şunu, şunu dedi, bunu dedi filan diye. Evet. Bizim için ilginç olan şey şu. Mesela rahmetli annem yakınlarda vefat etti. Şöyle derdi. Oğlum sen hem 28 Şubat'ta mahkemelere gidiyordun. Senin arkadaşların bakan oldu, bakan yardımcısı oldu. Önemli görevlere geldi. Evet. Şimdi sen hala mahkemelere gidiyorsun. Ben bunu anlamadım. Bu ne falan diye. Senden mi bir sorun var? Devlette mi bir sorun var? Nasıl oluyor bu falan diye bana sorardı. Ben de ona derdim ki ya anacığım bak, bu devletin şeyleri hep aynı yani. Evet. Aynı şeyler yapılıyor şimdi. Senden oldu diye yani ses çıkmar, çıkarmayalım mı şimdi? Geliyor bir grup, devletin imkanlarını ele geçiriyor. Kendine rakip gördüğü, ötekileştirdiği, diğeri üzerinde baskı ve hegemonya uyguluyor ve onu tasfiye etmeye yöneliyor. Evet. Türkiye'deki şimdi asıl sorun şu. Bir grup geliyor ve diğer grubu tasfiye ederek ona acılar çektiriyor. Mahkum ediyor, ocaklar söndürüyor. Yani şu anda işsiz bırakıyor, açsız bırakıyor, aç bırakıyor, evet, sefil bırakıyor. Şu anda eskiden savcılık yapıp da şu anda evlere temizliğe giden kadınlar var. Şu anda. Benim tanıdığım. Evet. Yani benim mailim, cebim mektuplarla dolu. Ne mektuplar yazıyorlar? Onların sesleri, soruklar çıkmıyor. Onlar savunan birisi çıktığı zaman FETÖ, terörist diye damga yiyorsun. Eğer Diyarbakırlıysa, Şırnaklıysa hemen terörist oluyorsun. Evet. İzmirli, Manisalıysa hemen FETÖ falan diye damga vuruluyor. Seslerini duyuramıyorlar. Halbuki bu 28 Şubat'ta da böyleydi. Yani birisi çıkıp da ya bir dakika ne irticası ne gericiliği filan diyemezdi. Hemen damga vururlardı. Devlet bütün hatlarıyla abanırdı ve ses çıkarttırmazdı. Şimdi o günden bugüne geldiğimizde ben şöyle bir ders çıkarıyorum. Şimdi bir önce bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Ben diyorum ki 1980'li yıllarda bizim o zaman gençlik dönemlerimizde, evet, Akıncılar Derneği içerisinde, Milli Türk Talebe Birliği içerisinde biz yetiştik. İslami devlet kurulacak elbet. Slogan diyor, değil mi? Dinsiz devlet yıkılacak elbet. Şeriat gelecek, vahşet bitecek diye sloganlar atılırdı. Evet. 1980'li yıllarda. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki şeriat gelmemiş, iyi ki İslam devleti kurulmamış, iyi ki öyle bir şey olmamış. Eğer olsaydı, IŞİD. Olurdu değil mi? Evet. Olurdu. Tabii. Yani şu anki IŞİD neyse o. Çünkü biz o zamanlar gençtik. Yeni yeni öğreniyorduk. Ama ben öğrenme sürecini hiç bırakmadım.
sürekli öz eleştiri yaparak geliştirdim. 2003 yılında Adalet Devleti diye bir kitap yazdım. Hı hı. Adalet Devleti, Ortak İyi İktidarı. Bu benim kendi öz eleştiri sürecimden çıkmış bir kitaptır ve İslam Devleti kavramına karşı çıkmaktadır. Hı hı. Şeriat Devleti, İslam Devleti olmaz. Bu bizi dini diktatörlüğe götürür. Olursa olsa olsa adalet olabilir yani. Adaleti sağlayan bir devlet olsun yeter. Adalet eşitlik. Ki en çok ihtiyacı olan toplumun evet. bir kavram olarak değil mi adalet? Zaten demokrasi de adalet kavramının siyasal bir şeklidir evet. yani. Siyasi gruplar arasında adalet sağlamak için de demokrasi uygulanması lazım. Ben o dönemlerde bunu yazmıştım. Yazmıştın evet. Zaten şimdi 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta devletin buna karşı bir refleksi oldu. Yani devlet şunu dedi. Dinsiz devleti yıkmak, şeriat devleti kurmak, İslam devleti kurmak olmaz. Niyetiniz buna doğru gidiyorsa size hayır diyorum. Bir, bence bu refleks en genel çerçevesiyle doğru bir refleks idi. Yani devletin tabii refleks yani. Sen bunu ortadan kaldıramazsın. Yani. Dini diktatörlük falan kuramazsın. Şeklinde bir refleks gösterdi. Ama bu tür müdahaleler hani şarap gibi yani bardakta durduğu gibi durmuyor. Durmaz, doğru. Siz Ankara'da bir karar alıyorsunuz, bildiri yayınlıyorsunuz, Kayseri'ye gönderiyorsunuz. Kayseri'de bu zulme dönüşüyor. Evet. İri giri, alakasız, herkes içeri giriyor. Yani kapıcısından evet. ev kadınına kadar. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Evet, ben de şimdi onu söyleyecektim. Şu anda olduğu evet. gibi, evet. Ya benim yani şöyle bir çerçevede devam etsek sohbetimize. Şimdi benim anladığım kadarıyla İslami kesim diye bir kesimden bahsetmek mümkün. Yani kendini İslami değerlerle ifade eden, İslami bir hayat tarzını hayal eden böyle bir insan kitlemiz var. Sayıları nedir, ne değildir ayrı bir mesele. Fakat bu insanlar kendilerini 1923'te kurulan laik cumhuriyet tırnak içinde söylüyorum yönetim tarzıyla çok uyumlu görmemişler kendileri. O gün de görmemişler. Yani özellikle 1924'te işte Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmasından tutun, hilafetin kaldırılması vesaire gibi kararlarından rahatsız olmuşlar. Ve bu rahatsızlık bir şekilde taşımışlar bunu. Ve dolayısıyla da esasında ben onu şöyle ifade ediyorum. Cumhuriyet, ulus devlet kurmaya kalkan Kemalist kadrolar, karşılarında belirli bir ulus yani ırk anlamında söylüyorum bulamadıkları için bir Türklük üzerinden ve Müslümanlık üzerinden bir ulus devlet bir kimlik yaratmaya çalışmışlar öyle söyleyelim. Fakat bu kimlik anlıyoruz ki 90 yıl sonra tam tutmamış. Yani bazı insanlar bu laik, seküler işte ne bileyim modernist, batıcı kimlikle rahat etmiyorlar bu insanlar ve sonuçta demin söylediğim gibi 2002'de de iktidara geldiler sonuç olarak ve 14 yılda da iktidardalar, 14-15 yıldır. Şimdi problem şu, 28 Şubat'ı yapanlar bir anlamda bu 23'ten itibaren kurulmuş olan laik batıcı devletin insanlarıydı ve bunlar İslami kesimin taleplerini bastırmak ihtiyacı hissettiler ve bastırdılar. Hükümet devrildi vesaire vesaire. Fakat şimdi düşünüyorum İslami kesimin bir anlamda desteklediği bir parti 14-15 yıldır iktidarda ve fakat kendi insanlarına dahi zulüm yapan bir yere geldi. Bu niçin oldu? Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü ben İslami kesimi haklı buluyordum açıkçası. Yani haklı buluyordum. Senin de o dönemde gençlik diyorsun ya. Tabii ki başörtüsüyle gezen bir insanın özgürlüğü benim başörtüsüz gezen insanlardan fark olduğu olmadığı çok açık. Yani bizim yani Türkiye'nin gelişmiş olduğu insan malzemesi geldiği yer böyle bir yerdi bir bakıma. Demokrat bir yerdi. Bizim kuşağı ifade ederek söylemek istiyorum. Şimdi peki ne oldu da bu böyle tersine döndü gibi duruyor. Sen nasıl görüyorsun bu kesimin içinden gelmiş bir insan olarak? Evet, şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir şey değişmedi. Yani sopayı tüten el değişti. Hı hı. Yine sopa
Değil mi? Var. Var. Bir, sopa var. Var. Evet. Ama sopayı tutan el değişti. Sopa yiyenler sopa atanlara. Sopa evet. atanlar sopa yiyenlere dönüştü. Yani yer değişti. Yer değişti. Evet. Ama devletin temel davranışlarında bir değişiklik olmadı. Ha, demek ki ben sorunu şurada görüyorum. Devlet, kamunun tanımında bir yanlışlık var. Ve kendilerine İslamcı diyen, Kemalist diyen, Atatürkçü diyen, sağcı solcu diyen birçok kişi aslında aynı devlet kafasına sahip. Hı hı. Onlar iktidara geliyor. O aynı olan devlet anlayışı. Aktörler değişiyor. Alır. Aynı devlet anlayışı devam ediyor. Nedir evet. o? Şu. Devleti egemenlik kurumu olarak görüyorlar. Ortaklık kurumu olarak görmüyorlar. Hı hı. Halbuki demokrasi her şeyden evvel bir ortaklık ortaklıktır, evet. meselesidir. Yani ortak, beraber yapacağız. Devlet kimsenin babasının malı, çiftliği değildir. O zaman hani deniyor ya hakimiyet kayıtsız sarsız milletindir. Peki hakimiyet kayıtsız sarsız milletinse bu hakimiyeti, bu egemenliği millet nasıl kullanacak? Seçilenler eliyle kullanacak. O zaman seçilen geliyor, ben diyor milletin egemenliğini kullanıyorum. Egemenlik. Evet. O zaman egemenlik neyi gerektirir? Ben ne dersem o olacak çünkü egemen adı üzerinde, evet. egemenlik demişsin. Halbuki onun kullandığı egemenlik milletin egemenliği değil. Milletin seçtiğinin egemenliği. Milletin egemenliği demek, milletin seçtiğinin egemenliği demek midir? Hayır. Tabii. Çünkü milletin seçtiği de millete yabancılaşabilir. Onun iradesini yansıtmayabilir. Milletin egemenliği olması için demokrasi değil, tam demokrasi olması gerekir. Katılımcı bir demokrasi. Tabii. Belki. Yani vekaletin, temsiliyetin ortadan kalkıp yerinden yönetim olması tabii. gerekir. Tabii. Yani mahalle halkı bir yere toplanacak. Orada eller kalkacak, nasıl yapalım denecek, şöyle yapalım denecek, karar verecek ve yapılacak. Temsilci falan yok. Evet. Böyle olursa o zaman millet egemenliğini mahalle küçük biriminde kullanmış olur. Buna yerinden yönetim deniyor. Bu çok ileri bir safa. Şimdi biz daha oralara gelmedik. Tam demokrasiye de gelmedik. Demokrasiyi böyle uygulama, temsilciler eliyle uygulama safhasındayız. Şimdi temsilciler kendini egemen görüyor. Hı-hı. Ve devleti kendi egemenlik anlayışına göre tanımlıyor. Mesela Müslümansa devlet Müslüman olacak diyor. İster istemez Müslüman olmayan herkes öteki oluyor. Öteki oluyor evet. Muhafazakarsa muhafazakar olacak diyor devlet. Ve muhafazakar bir egemenlik uyguluyor. Diğerleri ötekileşiyor. Eğer batıcı modernistse, Kemalist Atatürkçüyse devlet şöyle olacak diyor. Türkçüyse devlet Türk olacak diyor. Kürtse işte o da geldiği zaman devlet Kürt olarak dediği Kürt olacak dediği zaman sadece Kürt de Türk yer değiştirmiş oluyor. Şimdi ben o Adalet Devleti kitabında savunduğum temel tez şu. Devletin keşke devletsiz bir toplum olabilse ama madem ki var o zaman devleti sıkı bir şekilde tanımlamamız lazım. Devletin resmi dini, resmi dili dilde dahil. Hı hı. Dil. Yani iletişim dili neyse o kullanılır demek ayrı şey. Resmi dil şu olacak demek evet. ayrı bir şey. Tabii. Kullanmayanları ötekileştirir. Tabii. Olursun. Resmi dil dediğin evet. zaman ötekileştirirsin. Resmi dini, resmi dili, resmi mezhebi, resmi ırkı, kavmi, ulu kişisi olmayacak. Olmayacak, evet. Devlet dediğin kurumdan bunlar çıkacak evet. kardeşim. Anayasada bunların hiçbiri yer almayacak. Evet. Bunlar olduğu sürece bu 28 Şubatlar, bu 15 Temmuzlar, bu 12 Martlar, bu 27 Mayıslar olmaya devam eder. Devam çünkü sistem mecburen resmi bir kimlik, din, mezhep, kesim, görüş vaaz edince İster istemez resmi olmayan bunun karşısındaki ötekileşmek zorunda. Hı hı. Ötekileşini de egemenliği kullanıyorum diye, benim egemen diye tasfiyeye yönelmek zorunda. Hı hı. Şimdi bakın ne yapıyor mevcut iktidar? Milli irade diyor. Evet. Beni seçti diyor. Hı hı. Benim dediğim olacak diyor.
Bütün psikoloji bunun üzerine. Evet. Artık o dedirenler eskidendi diyor. Mesela bazı toplantısını izledim. 28 Şubat anlatıyor başbakan. Eskiden şöyle yaptılar, böyle yaptılar, şöyle yaptılar, bizi dışladılar. Ama neden şikayet ediyorsan hepsini şu anda sen yapıyorsun. Yapıyorsun. Ve bunun farkında değiller. Garip bir şey değil mi? Yani. Evet. Ya ben senin doğrusu İslamiyet'i yorumlaman, Kur'an-ı Kerim hadisleri yorumlanla ilgili olarak dikkatli izlemeye çalışıyorum ve çok beğeniyorum açıkçası. Yani Müslümanlığın, yani İslamiyet'in daha doğrusu fikriyatını çok iyi anlattığın kanaatindeyim ve dünyaya... Teşekkür ederiz, inşallah öyledir. Evet, yani ben öyle yorumluyorum doğrusu. İslam'ın esasında adalet dini olduğunu da söylemiş oluyorsun sonuç olarak. Şimdi ben burada şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Şimdi günümüzde Cumhurbaşkanımız ve işte şu anda iktidarda olan yönetim hepsi İslami canağın içinden çıkmış olan siyasetçiler bunlar. Şimdi ve bir referandum yaşamaya başladık. Referandum süreci yaşıyoruz. Şurada çok az bir zaman kaldı ve çok önemli bir şey oylanacak. Devam mı, tamam mı gibilerinden. Şimdi burada şunu bu insanlar nasıl göremiyorlar anlamakta zorlanıyorum. Sorun şu. Şimdi bunlar mesela her gün televizyondalar ve televizyonda olmalarının sebebi evet kendi şu anda var oldukları pozisyonlar tabii ki Cumhurbaşkanı. Fakat her seferinde bütün televizyonlar tarafından yayınlanıyor. Ve sürekli olarak evet propagandası yapıyorlar. Şimdi bir Müslüman, gerçek Müslüman şöyle düşünmez mi? Ya bize her gün kanal açık, her gün konuşuyoruz. Fakat bu hayır diyen vatandaşlar ki deme hakkına sahip, bunların hiçbir kanalı yok. Üstelik de bir yürüyüş, bir şey yapmaya kalktıklarında da benim ordum, polisim onların üzerine çıkıyor. İşte gaz atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bu adaletsizliği nasıl görmüyorlar? Ya ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bir Müslümanın yaptığı işten yani adaletsiz bir iş yaptığını bu anlamıyla farkına varmaması nasıl mümkün olabiliyor? Nasıl kandırıyorlar kendilerini? Evet, şimdi şöyle oluyor sanırım. Yani eski zamanlara bakaraktan söylüyorum. O psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Kendilerinin hak, diğerlerinin batıl olduğunu düşünüyorlar. Yani bizim yaptığımız doğru diye doğru diye düşünüyorlar. Doğrusunu yapıyoruz. Evet. Bir yani şüphe yok. Batıla, yani. Batıla, küfre, yanlışa söz hakkı vermemek lazım. Hatta bu sevaptır. Onu susturmak, onu konuşturmamak. Bunlar sevap işlediklerini düşünüyorlar. Sen gideceksin orada, küfrün sesi olacaksın. Bak bak, küfrü konuşturuyor. Bunu sustur. Bunu sevap addediyorlar. Mesela İran'daki başörtüsü şey var, baş açıklık yasağı var. Onu ben anlamaya çalıştım, o psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Bunu aynı Katolik Kilisesi'nin papazları gibi yani. Yani bir insanı kilisenin önünde kazığa bağlayıp yakmayı sevap addediyor. Sevap addediyor. Zavallıyı diyor, günahtan kurtarıyoruz diyor. Ruhunu temizliyoruz diyor. Uyanarken dua ediyor. Çok rahat. Dindarlık böyle bir şey yani. Yanlış dindarlık da. Evet, evet, evet. Bunlar da diyor ki o farkında değil ama biz ona zorla başörtüsü taktırmakla aslında onu cennete zorla götürüyoruz. Oysa o kendine kalsa cehenneme gidecek. Biz onu cehennemin yolundan çevirip zorla ona başörtüsü taktırarak zavallıyı cennete götürüyoruz, haberi yok. Bunu yapmak caizdir diye. Buradan evet. o zaman yapalım, evet. Zavallıyı kurtaralım cennet cehennemden diye düşünüyor. Ama o zaman yanlış dindarlık ya. İşte bu yozlaşmış dindarlıktır, çarpık dindarlıktır. Ve demokrasiyle bir ilgisi yok bunun. Hiç alakası yok. Burada tam bir dini diktatörüne dönüşür bu. Hı-hı. Bir defa bu Kur'an'ın ruhuna testtir. Evet. Neden? Çünkü Kur'an'a göre Allah tektir, yarattığı her şey çoktur ve eşittir ve ortaktır. Evet. Yani tabiata şöyle bir bakalım, hiçbir şey birbirine benzemiyor. Evet. Bu tabiat tek düz yapabilir miyiz? Yapamayız. Yani bütün dağları dümdüz edemeyiz. Yani. Bütün çiçekleri tek renk yapamayız. Evet. Evet. Bütün insanları tek tip yapamayız. Allah'ın yaratmasında bir çokluk var. Evet. Buna Allah'ın kendisi tahammül ediyor. Çok yaratmaktan hoşlanıyor da. Siz Allah adına ne oluyor da her şeyi dümdüz etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Tek tip yapmaya çalışıyorsunuz.
Bir de peygamberin davranışına da ters. Peygamberimiz Medine'ye gelmiş. Yahudilerle, Hristiyanlarla, inanmayanlarla Medine Sözleşmesi adı altında ortak bir yönetim kurmuş. Evet. Yönetimde kendisine tek adamlık yetkisi verilmemiş. Getirmiş olduğu dinin ismini Medine Sözleşmesi'ne yazmamış. İslam, İslamiyet diye bir kelime sözleşmede geçmiyor. Ben Arapçasına tek tek baktım. Kur'an diye bir isim geçmiyor. Dört yerde Allah diye bir isim geçiyor. Çünkü Yahudiler de Allah'a inanıyor. Hristiyanlar da inanıyor. Adalet diyor en çok geçiyor. En çok barış geçiyor. En çok maruf geçiyor. Yani temel insanlık değerleri. Evet. Tanınan, bilinen ortak değerler demektir. Bir de herkes dininde serbesttir diye geçiyor. Ve peygamber dünyevi işlerde, yönetim işlerinde işte şehir nasıl yönetilecek, tarlalar nasıl ekilecek, savaş nasıl yapılacak, savunma ne şekilde olacak, bu gibi işlerin tamamında asla tek adam yetkisi kullanmamıştır. Bunda çok hassastır. Hatta hep bakıyor şöyle, çoğunluk öyle istediği için Uhud Savaşı'nı şehir savunması değil, alan savunması yapalım diye karar alıyorlar ve şehirden dışarı çıkıyorlar ve yeniliyorlar. Evet. Ve geri dönünce de sizin yüzünden oldu, size uydum demiyor. Evet. Sayın Eraç. Bunun evet. Yani din anlayışında burada sorun var. Evet. Bak muhafazakarların ve onlarla beraber Türkiye'yi yönetmeye talip olan büyük kesimlerin, hatta bunu ben %90 olduğunu söyleyebilirim. %10'luk küçük bir kesim çoğulculuğu, demokratlığı, ortaklığı, egemenlik değil ortaklığı, devletin temel anayasal metinlerinden ve ortak kamu alanının tanımlanmasından, resmi dinin, dilin, mezhebin, ırkın, kavmin, ulusal kahramanın, ulu kişinin yer almaması gerektiğini anlayan çok küçük bir kesim var. Azınlık var, evet. Geri kalan büyük bir çoğunluk maalesef Türkiye'de. Gelecek kendi dinini, kendi dilini, kendi kavmini, kendi ırkını, mezhebini, kahramanını, ulu kişisini devletin resmi metni haline getirecek. Evet. O getirince öbürü tasfiye olacak. O gidecek, öbürü gelecek. Evet. Yine yeniden bu sistem, bu kafa devam mağdurlar edecek. Üretmeye devam edecek. Evet. Sorunun kökeninde bu yatıyor. Sayın Ehli Açık, bu sohbeti ben doğrusu isterseniz daha yapmak isterim ama bize ayrılan süre bitmiş oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun geldiniz. Ama bu muhabbeti bence devam ettirelim. Yine sizi bir ara bir davet edelim. Tamam olur. Hay hay. Sohbet etmek isterim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bu hafta da bu kadar diyelim. Sayın Ehli Açık'la güzel bir sohbet yaptık ama yine sonuçta söyleyebilirim ki daha yeni ısınmıştık bir bakıma belki ileride tekrar sosyal medyada bu kadar oluyor. Değil mi? Evet. İyi günler hepinize, sağ olun. Çok teşekkür ederim.